Hoş geldiniz tarafsız bölgeye şimdi ya enteresan gelişmeler yaşanıyor bugün akşam saatlerinde e, Türkiye bir nota verdi hem Yunanistan'a hem Amerika Birleşik Devletleri'ne e, midilli ve Sisam adalarına Lozan anlaşmasına aykırı olarak açıktan aykırı e, Amerikan menşeli zırhlı araçlar konuşlandırıyor Yunanistan Dün ortaya çıkmıştı, Türk İHA'ları yakalamıştı bu görüntüleri e, büyük tartışmalara yol açtı Türkiye'de. Nasıl olur böyle bir şey? Yani açıkça göz göre göre e, askeri e, konuşlandırma yapılanmaması gereken yere Amerikalılar silah gönderiyorlar, zırhlı araç gönderiyorlar. Yunanistanlarda Yunanistan'da oraya onu yerleştiriyor. Hukuk, uluslararası hukuk, anlaşmalar hepsi çiğneniyor. Açık, net. İşte buna karşı Türkiye iki nota verdi. Birisi Yunanistan'a, diğeri de Amerika Birleşik Devletleri'ne akşam saatlerinde. Yunanistan'a verilen notada şöyle deniliyor. söz konusu konuşlandırmanın, yani zırhlı araç konuşlandırmasının, Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarından kaynaklanan yükümlülüklerinin ve dolayısıyla uluslararası hukukun yeni bir ihlali olduğu belirtiliyor. Yunanistan'dan bu ihlallere son vermesi ve gayri askeri statüyü ihya etmesi isteniyor. Amerika'ya verilen protesto notasında ise Amerika'nın Doğu Ege Adaları'nın silahsızlandırılmış statüsüne riayet etmesi ve Amerika silahlarının bu statünün ihlali için kullanılmaması konusunda Washington yönetiminin gerekli tedbirleri alması istenmiş. Şimdi bir kalkalım, haritada gösterelim ne oluyor e, ve nasıl oluyor sorusuna cevap verelim. Şimdi burası adeta bizim burnumuzun dibinde Sisam Adası. Burada e, Türkiye'ye 2 kilometre bu ada. Nüfusu 32.977 yani 33.000 nüfusu var. Buraya 18 tane Zırhlı araç gönderdiler. Amerikan zırhlı aracı konuşlandı. Burası Lozan Anlaşması'na göre gayri askeri statüdeki bir ada. Anlaşmanın, Lozan'ın bu maddesini ihlal eder, ediyor bu iş. Burası da Midilli Adası. Türkiye'ye uzaklığı 10 kilometre, çok yakın. Nüfusu 114.880. Buraya da 23 adet zırhlı araç gönderiyor Amerika ve Yunanistan buraya konuşlandırıyor. Burası da yine Lozan'da gayri askeri statüde tanımlanmış bir ada olması gerekiyor. Yani buraların bu iki adanın asla silahlandırılmaması gerekiyor. Fakat Türk İHA'ları, SİHA'ları yakaladı bu buraya askeri zıhlı araçların yerleştirildiğini ve Lozan'a aykırı bir tutum alındığını belgeledi. İşte Dışişleri Bakanlığı da bunun üzerine hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de Yunanistan'a nota verdi. Abdullah Bey gelir misiniz? Yani Ayvalık'ın ee, tam karşısı Midilli. Nerenin karşısı? Ayvalık, Ayvalık. Evet evet çok yakın. Yani Ege'de yaşayan vatandaşlarımız Ege'de yaşayan vatandaşlarımız bu taraflarda yaşayanlar turistik seyahat için gidenler hatırlarlar. Tabii, Sisam'da Kuşadası Sisam'da Kuşadası'nın tam, Kuş tam karşı. Sisam gözüküyor bile yani. Evet. Sisam gözüküyor çünkü 2 kilometre. Bu 2 kilometre doğru mu ya? Meis'ten daha mı yakın yani? 2 kilometre yani Meis daha yakın. Evet. Tamam. Abdullah Bey şöyle alalım sizi lütfen. Şunu da alın. Ee, şimdi bir, birkaç şey soracağım size. Bir tanesi şu. Zıhlı araç ne demek? Şimdi e, savaşlarda veya çatışmalarda çatışmaya giren askerlerin e, zayiat vermeden e, bir şekilde manevra yapabilmeleri için e, oluşturulan e, araçlar. Şimdi bunlar askeri araç mı? Askeri bunlar? araç bunlar tabi. Direkt yani, yani bir taktik araç. Taktik araç. Taktik araç. Savaşın içine girer mi bu araçlar? Tabi. Yani mesela nedir bu araç? Bir bir, bir, bir taşıma işlevi mi? Mo Yok, i̇yi görüntüleri istemiyorum. Taşıma mi görüyor, sayın şimdi zırhlı savaş aracı, zırhlı personel taşıyıcı gibi bir takım isimleri var. Ha, bunu, peki bu zırhlı personel zırh, zırh, zırhlı taşıyıcı? Zırhlı muharebe aracı, muharebe zırhlı savaş aracı. aracı. Evet. Üzerinde silah var mı? Silah platformu koyabiliyorlar, değişik değişik. Yani şimdi bunlar aslında bir platform. İçinde hem personel taşıyabiliyor, hem de üstüne monte edilen platform platformla birlikte bir tank savar füzesi, silah sistemi. Bir var silah sistemi veya bir makinalı tüfek silah sistemi veya bir havan sistemi veya bir bomba atar sistemi bunlara monte edilebiliyor. Bu şekilde değişik maksatlarla çok maksatlı bir silah sistemi olarak bir platform olarak kullanılabiliyorlar. Peki Lozan'da e, Sisam Adası ve Midilli Adası açıkça belirtiliyor mu? Yani e, burada aslında egemenliği anlaşmalar yoluyla... Yunanistan'a devredilmemiş ada adacık ve kayalık meselesi. Bir diğer tarafıyla e, Lozan Anlaşmalarında yer bulan bir kavram var. Türkiye bu ada ve adacıkları aslında Yunanistanın e, bunların egemenliği Türkiye'ye ait aslında. Hayır hayır bu Midilli ve Sakız için gayri askeri statüdeki adalar. Kesinlikle kesinlikle bir tek asker olamaz. Sadece Adaların asayişini sağlamak için iç asayiş için, iç asayiş. Ya bir jandarma gibi, Emniyet. bir kolluk kuvveti gibi, bir polis kuvveti gibi küçük müfrezeler yapılandırabilir. Bir karakol örneğin. Ama burada şimdi neler görüyoruz biz? Örneğin burada bir tümen görüyoruz. Burada bir tugay görüyoruz. Yani midiler var. Midi, tü tabii tümen. Tü tü var? Tümen seviyesi. Yani Yunan ordusunun beşte ikisi benim hesabıma göre bu adalarda konuşlanmış durumda şu an. Sisam'da ne var? Sisam'da bildiğim kadarıyla tugay var. Tugay var. Tugay var. Peki. E, sayın seyirciler şimdi e, diyorum ya ben Türk İHA'ları görüntüledi bunu. Suçüstü yakaladı. Yani Yunanistan'ın ne yaptığını e, tespit etti Türkiye. Ve bu görüntüleri e, ortaya koydu. Notayı da zaten bu görüntüler üzerine verdi. Peki ne var görüntülerde? Bir bakabilir miyiz? Onur getirebilir misin görüntüleri? Bir bakalım Abdullah Bey'le birlikte. Yani bu zırhlı araç dediğimiz şeyleri daha belki... Şimdi bak, bak, bakın burası e, o adalardan biri ya Midilli ya Sisam. İşte bu da böyle. Bunlar askeri zırhlı araçlar Tabii. değil mi şunlar? Zırhlı muayene araçları Sayıları filan tespit edebiliyoruz Bir yani. tanesinde 28 bir tanesinde 23 tane tespit edilmiş. Bu Ama Amerikan gemisi mi? Hayır bu bir Yunan gemisi. Yunan, Yunan gemisi. çıkartma gemisi bu. Evet. Peki ne yoluyla getiriyorlar bunu? Çıkartma gemisiyle mi çıkartma getiriyorlar? Çıkartma gemisinde var abi yükleyip getiriyorlar. Nereden? Dede Ağaç'tan. Dede Ağaç'tan, Dede Ağaç'tan. Amerika... Şimdi Amerikan zırhlılarını bir Yunan gemisine yükleyip Midilliye ve Sisam'a getiriyorlar. Bunlar tespit ettiklerimiz. Bunlar hani daha çok daha fazlası. Kanıtladığımız. Kanıtladığımız, yani, kanıtladığımız veya Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı bu kadarını paylaştı. Yeterli gördü. Belki çok daha fazlası var. Peki bu görüntüleri biraz analiz edelim. Ne görüyorsunuz burada siz? Bize anlatır mısınız? Yani bunlar nedir? Şu beyazlar mı? Beyazlar nedir mesela? Sarı, askeri sarı işaretler araçlar. MREP dedikleri mayına karşı korumalı taktik tekerlekli araçlar. Hareket kabiliyeti çok yüksek olarak tanımlanır bunların. Şimdi bunlar bir mücadele alanında mücadeleye katılan askerlerin manevra yapmaları. Yani ne, neden bahsediyoruz? Şimdi bizim elimizde ne var örneğin? Parça tesirli mühimmatlar var. Havan var, top var. Havan attığınız zaman, top attığınız zaman bu araçın içerisindeyseniz bu araç sizi büyük ihtimalle korur. Tam tepesinde falan düşmezse bir diğer tarafıyla makina tüfek atışları. Şimdi bu araçlar e, taktik araçlar olduğu için seviyeleri vardır. Her aracı kendi göre bir takım altı e, plasın üstünde taktik araçlar o şekilde tanımlanır. Şimdi bunlar makina tüfek atışına karşı korurlar, parça tesirine karşı korurlar. Hatta kimileri vardır ki yeni yeni nesil zırhlar kullanmış olduğu için bazı tank savar siyahlarına karşı da koruma sağlarlar. Bir diğer taraflar üzerlerinde e, bir takım sistemlerle sistemler varsa yeni yeni nesil olduğu için araçlar. Ee, yani tank savar füze sistemlerine karşı da koruma sağlayabilirler. Peki şunu soralım. Şimdi Onur diyor ki neye karşı so so koruyacak? O, bu sorunun da bir anlamı yok. Aslında anlamlı olan şey şu. Kardeşim Nerede sen, kullanacak? Hayır. Sen buraya nerede kullanırsan kullan. Uluslararası anlaşmalar gereği bu silahların bir tekini bile, bu araçların bir tekini bile sokamazsın. Bitti. Bitti. Bu başka bu bir değil şey mi olay yani? Ya burada burada önemli bir detay daha var. Burada değiştirme yapıyor. Ne demek o? Şimdi e, Amerikalılarla bir anlaşma yaptı. Sadece Amerikalılar değil, Avrupa Birliği de bir anlaşma yaptı Yunanistan. Adalardaki demode silahları Ukrayna'ya gönderiyor. Öyle. Yerine yenilerini Amerikalılardan. Buradaki faaliyet öyle bir faaliyet. Tabii bu faaliyetin bir parçası bu. Yani aslında adadaki bu adadaki eski demode e, silahları, silahları değiştiriyor şu an. Değiştiriyorlar yenileriyle. Yani bu ile. bunu yaparken suçlu oldu. Nereden biliyorsunuz böyle olduğunu? Okudum Uluslararası kaynaklarda. Bu görüntülerden anlaşılacak bir şey değil ama değil mi bu? Ya şimdi bu burada indirme var. Diğer tarafıyla bunun e, muadilleri e, eskileri gönderiliyor. Yani Yunanistan bir anlaşma yaptı. Elindeki silah sen, hatta Uluslararası kamuoyunda bir tartışmaya sebebiyet verdi bu. Neden Yunanistan elindeki eski nesil silahları Ukrayna'ya gönderiyor da siz neden... Yenilerini Yunanistan'a veriyorsunuz çünkü Yunanistan bunu son derece bir entrika çeviriyor aslında. O zaman bu bir fa şey faaliyeti yani Ukrayna'ya eski silahlarını gö Silah yenileme faaliyeti. Tabii, bu. silah yani faaliyeti Zaten bu. konuşlandırmış Var zaten. buraya. Var zaten. Var olanı yeniliyor şu an. Silahları. Ha. Peki bu geminin özelliği ne? Bu çıkartma gemisi. Yani bu biz de yapıyoruz. Biz de böyle bu tür çıkartma gemilerimiz var. Yunan gemisi. Yunan gemisi. Dede ağaçtan geliyor. Dede ağaçtan Şu araçları mı getiriyor? O araçları getiriyor. Bunun Belki... üstüne Bakın... bu araçların hepsini alabilecek kapasite var mı şimdi bu? Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bir detay söyleyeceğim ben size. Şimdi biz bir yerde e, manevra unsurlarını görmüşsek ateşle unsurları neler onlara da bakarız. Ne demek bu? Yani şimdi biraz önce bir harita getirmişti Onur. O haritayı tekrar getirebiliriz. Onun üzerinden hemen, ben açtım müsaadenizle. Şimdi... Türkiye'ye buna yakın. tekrar, tekrar dönelim. Getirin. Şimdi Türkiye'ye 8 kilometre mesafesi var değil mi? Şimdi burada konuşlandırılmış bir ateş destek vasıtası çok rahatlıkla Türkiye'yi ateş altına alabilir buradan demek. Şimdi bu şimdi tümen deyince, Tugay deyince bu tümen ve Tugayların e, topçu sistemleri var. Havan sistemleri var. Şimdi bu topçu ve havan sistemleriyle beraber çok rahatlıkla bizim denizdeki hareketliliğimizi, karadaki hareketliliğimizi ateş altına alabilirler. Bu amaçları bu olabilir. Bu şimdi bu bu silahlar ne için geldi? Ha, ya, da, geldi. ya bize Anadolu ana karasına bir taarruz yapmak için buralarda kıyıbaşı, buralardan bu silah çünkü bakın 218 kilometrelik bir mesafeyi getirmek çok zor ama burada Peki, konuşlandırırsanız burada bir yığınak oluşturursanız ya da müdafaa için kendilerini savunmak ya da için. Da da müdafaa için. Yani aslında temelde müdafaa niyet ve maksadı gibi gözüküyor. Ama Yunanistan S300 gibi bir savunma silahını bile saldırı maksadıyla kullanmayı başarabilmiş bir ülke olarak buradaki silah sistemlerinin manevra sistemlerinin Türkiye'ye karşı olası bir taarruzla kullanılabileceğini de öngörmemiz gerekiyor. Biz bunu savunma için koyduk canım, saldırı için koymadık bu silahları hep, bu hep öyledir zaten. dese. Yine de uluslararası anlaşmayı ihlal eder. İhlal edersin, eder etmiş, etmiş olur. Çünkü ol, buralarda bir bakın sadece yığınak değil askeri hareketliliğe dahi Lozan müsaade etmiyor. Yani sadece ya biz burada zırhlı araçla hayır etrafında tatbikat yapılmasına bile yani geçici bir oluşma dahi Lozan müsaade etmiyor. Hakan Bey neden Lozan'da bu adalar gayri askeri statüde diye tanımlanmış? Yani Atatürk, İsmet Paşa bu imzaları atarken, bu pazarlıkları yaparken bu adaların silahsız olması savunmuş. Öyle anlaşılıyor. Yani anlaşmaya göre. Direkt Türkiye'nin güvenliği tehdit ediyor. Türkiye'nin güvenliği için. Direkt yani direkt değil mi? Türkiye'nin güvenliği için. Yani hassas e, olmuş e, ege, zaten şu var. Bağımsızlığa ilgili mesele. Evet aynen öyle de güvenliği için zaten de Mesela şu. Şimdi biz o sırada yeni cumhuriyeti ve bir zaferi kabul ettirmek için resmileştirebilmek için uluslararası anlamda ufak tefek tavizler verdik. Ama bunu verirken de belli stratejiler gözetildi. Mesela Ege'ye bakın. Adaların tamamını turuncu görüyorsunuz. Yani Yunan adaları. Bir tane beyaz, iki tane var kuzeyde. iki tane, üç tane görüyorsunuz. Yani Gökçeada ile Bozcaada. Dışında hepsi Yunan adasıdır. Fakat bu adalardan ciddi bir kısmına, özellikle mesela Midilli gibi, Limni gibi bu adalara Evet senin olsun, al turizmini yap, ne yapıyorsan yap ama silahlı güç koyamazsın diye bir madde kabul ettirildi. Olay o. Yani adaların senin olduğunu kabul ediyorum ama buralara asker koyamazsın maddesini. Yani hiç ediyor. değilse Masat'a onu kabul ettirmiş. Bi, şey, bir... Yunanistan'ın şu anda ihlal ettiği şey bu. Evet. Bunu ihlal ediyor Bir de başka bu. bir şey var. Yani bu önemli. Egemenliği anlaşmalar yoluyla. Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar meselesi var. O Bunlar ayrı. o da ayrı. Bu ayrı. Şimdi yani Ege'deki bütün adalar Yunanistan'a falan gibi öyle bir şey yok ve tamam, Hakan Bey'in söylemek istediği tamam. o büyük adalar için. Şimdi bizim tartıştığımız bunların <laughs> egemenliklerinin yani şu iki adanın egemenliğinin Yunanistan'da olduğu ve malum biliniyor kullanımında. Tamam. Midilli ve Sisam. Şu, Şimdi Hakan Bakın, Bey diyor ki sakız. Tamam. Şimdi biz iki adayı tartışıyoruz ya. Burada hı hı. Sil, burada yakalandılar ya. Hı hı. Hakan Bey diyor ki e ben şunu sordum dedim ki yani Lozan'da niye bu adaların silahsızlandırılması için çaba sarf etmiş Atatürk İsmet Paşa? Evet. Ya diyor yani zaten zafer kazanmışız. O zaferi tescillemek istiyoruz. Tamam bir takım tavizler de vermişiz ama hiç değilse kendi güvenliğimiz açısından buraların silahsızlandırılması evet. hususunda gayret sarf edilmiş. Öyle Bu değil mi? gözetildi. Bir de Hakan Bey Allah aşkına şu haritaya bakın ya. Ya dünyanın neresinde siz bir denizde Adaların tamamı yüzlerce ada bir ülkeye ait olacak. Ya bu Anadolu bu Türkiye ot mu ya? Yani bu böyle bir saçma sapan bir şey zaten olmaz. Bu mecburduk yani o şartlarda. Ama hiç değilse silahsızlaş, size silah, silah, silahsızlaştırma kararını aldırabildik, imzalatabildik. Ama bugün bu gerilimler ya şu haritaya baksa insan utanır ya. Tamamı senin kardeşim. Daha ne istiyorsun ya? Yani bundan ötesi ya İzmir'e mi çıkacaksın? Bilmem nereye geleceksin ya? Aydın'a mı çıkacaksın? Derdin ne? Ya şu denize bakar mısınız Allah aşkına? Bir tane <laughs> ada yok bizde ya. Ya biz bunu kabul etmişiz. Hala uğraşıyorlar. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi dünyanın neresinde? Siz bir coğrafyada siyasi haritalara bakın Büyük Atlas'a. İki ülke arasındaki adalar böyle yoğun ada olduğu bir yerde Adaların tamamının bir ülkeye ait olduğu başka bir harita bulamazsınız. Bulamazsın. Yok. Tabii. Bunun benzeri yok. Daha, daha neyini istiyorsun? De, derdin ne kardeşim? Biraz tolerabl ol. Yani birazcık haddini, şey hukukunu bil ya. bak geliyor burnunun dibine bir de asker yerleştiriyor seni. Yani ya bu, bu kadar da bu, bu olmaz. Zaten bu gidiş, bu en sonunda var mesela, o tam bir trajedi. Bir çatışmaya sonunda bir savaşı sebebiyet ah, verecek zaten bu mesele. Meis'e bak. Oraya gidiyor iş. Tabii mi? can. Gözük. <laughs> <iki> 2 kilometre. <laughs> Gerçekten. Kaçtan bakınca görülüyor zaten. Şuraya bak. Yunanistan'a uzaklığı da 580 kilometre. Tabii tabii. Yani tamam. Ankara-İzmir arası olarak. 580 kilometre. İşte Meis'te Atina'ya 580 kilometre. Bize uzaklığı da yani 2 iki, kilometre, 2100 metre. Ve Yunanistan Meis'i gerekçe göstererek bizi Antalya Körfezi'ne hapsetmeye kalktı. Yani bir öyle bir yani, şey var. E, sadece şeyde kullanmıyor, karasını kullanmıyor. Nasıl ekonomik Makam Bey ilgili... söylediği doğru ya. Yani. Şu, gerçekten şu haritayı, tabi. Yani vicdanı azıcık şöyle bir vicdan olan Onu adama. Dünyada göster. Benzeri yok. Dünyada eşi Ameri yok. Amerikalı ya. olabilir, İngiliz olabilir, Fransız olabilir, Alman olabilir. Azıcık vicdanı varsa ya bu ne saçmalık? Ayıp. Falan ya, ayıp. Hakikaten yani. ayıp bir tablo ya. Ya tamamını bırakmışız Ege'nin adaların size. Şu 50 tane sebebi var. Tam bırakmışız. Ama artık kaş, şey etme, deşme yani olayı. Bu biraz saçmalığa giriyor yani. Peki tekrar şeye gelir. Pardon siz bir şey söylüyordunuz. Şimdi e, bu adalar üzerinden hem e, hava sahasıyla ilgili, hem kıta sahanlığıyla ilgili, hem de münhasır ekonomik bölgeyle ilgili muazzam bir kazanın peşinde. Yani mesele sadece bu adaların üzerinden bir askeri hareketlilik meselesi değil. Bunun üretmiş olduğu fotoğraf üzerinden Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına ulaşmamızı dahi engellemeye çalışıyor Yunanistan. Ve bu projede Yunanistan tek başına değil. Peki bu askerileştirmede bunun da payı olabilir mi? Tabii o zaten onun için. Strateji tabii bu. onun için yani sonuçta baktığınız aslında Amerikalıların değil. buraya bir şekilde gelip üstleri konuşlandırılmasının sebeplerinden bir tane. Bakın şöyle bir Peki, cümle Peki Amerika der ki adamlar geldiler benden zırhlı araç istediler ben de verdim. Nereye yerleştirdiğinden bana. Hayır Amerikalılar en başta şunu söylüyorlardı ama Türkiye'ye. Biz deda deda üssünü e, Rusya için yapıyoruz diyorlardı. Şimdi en başta gerekçi oydu, ondan sonra Amerika'nın Yunanistan'a vermiş olduğu silahları adalarda görmeye başladı. Bu kat zaten? Yani sonuçta en başından beri bunun bir oyun olduğu evet, belli. Sen demek ki bunu Yunanistan için, şey Rusya için yapmadın tabii. dedi aç. Tabii, tabii. Zaten en başın öyle de. öyle diyorlar. De. De, çıktı ortaya, yani, yani. yakalandı. Yani yani Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu işe dahil etmesinin sebebi bu. Çünkü sonuçta Amerika Birleşik Devletleri de başka türlü bir cümle kuruyordu ama bir yalan söylemiş oldukları bir kez daha ortaya çıkmış oldu bu yaptıklarıyla. Yani Türkiye'nin sadece bu yalan üzerine bu notayı vermesi belki tek başına yeter, yeter sebep sayılmayabilir. Tabii. Yunan topraklarında konuşlanmış bir Amerikan üssünden araçları sen veriyorsun. Yunan topraklarından veriyorsun ve bir Yunan adasına U uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Tabii. bir Yunan adasına bunu şimdi, yerleştiriyoruz. Şimdi meseleyi şu ana kadar Rafael'ler üzerinden konuştuk. Tip 214 denizaltılar üzerinden konuştuk. Bu yeni bir boyut. Belhara sınıfı Fırkateynler üzerinden konuştuk. Hava savunma sistemleri üzerinden konuştuk. Şimdi bu konvansiyonel silah sistemleri üzerinde konuştuğumuz bir konuya dönüşüyor. Bu yeni bir boyut. Tabii bu yeni bir boyut. Kara ate Karasal ateşlesek vasıfları konuşuyoruz. Çünkü Türk ordusu Ezici bir şekilde hem Ege'de hem Trakya'da e, Yunan ordusuna karşı karasal anlamda son derece üstündü. Şimdi Türkiye'yi dengelemeye çalışıyor. Bu, buna dair bir çaba var. Şimdi adalardaki tahkimatın. Bu yetmez ama yani. 28, şimdi, hayır, bu bu 20, yani, 28 18, 18 adet zırhlı araç, e, 23 adet zırhlı araç... Bu, bu, bu sadece bir batında gördüğümüz, bir gecelik faaliyette gördüğümüz. Belki her gece buna benzer bir faaliyeti var. Yani bunu bilmiyoruz ama ben eminim ki buradaki silah, teçhizat ve mühimmatın yenilenmesiyle ilgili muazzam bir gayreti var. Hakan Bey bir bakabilir misiniz telefonunuzdan? Kaç ada e, Lozan'da gayri askeri statüde ilan edilmiş? Yani toplam 10 adamı, 13 adamı. Yani Bakayım. Midilli ve Sisam'la birlikte başka hangi adalar Lozan'da ya kardeşim sen bu adalara asker çıkaramazsın. Silah çıkaramazsın. Var mı? İşte 13 13 adalar adı. denilen yer. Ya, böyle... Sağ olsun, amiral Cihat Yaycı var. Anında cevabı gönderdi. Bir de bir, bir hatırlatma yapıyor diyor ki bu Midilli'ylen diyor, Sisam'ın diyor e, özellikle Lozan'da bu kararın alınma sebebi Anadolu'nun işgali diyor, Yunan ordusu İzmir'e bütün aktarmaları bu iki ada üzerinden yaptı diyor. Bir de İtalyan ordusu da diyor burada konuştum. Adalar bir ara İtalyanlardaydı. Biliyorum. Evet. Yunanlardan önce İtalyanlardaydı. Ha, Yunanlardan önce İtalyan. Ne diyor? Tam bir daha anlat. Bu adalar üzerinden ikmal yapıldı. Yani bir gelip şurada An anlatabilir anlatamazsınız. Anadolu'nun işgal ve istilasında Adanalar kullanıldı. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz konu. Yani Arkan sadece Bey... savunma niyeti ve maksadıyla baks falan değil.